Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Mount & Blade 2 Bannerlord bölümüyle sizlerin karşısındayım. Biliyorsunuz dostlar, geçtiğimiz bölümlerde tekrardan Sturge'yi bitirmeye niyetlendik. Adamların ellerinde geriye sadece 5 tane kale kaldı. Lakin Kuzey ile arasındaki mesafe çok uzak olmasından dolayı sadece tek kuşatma ordusu bizde var. Bu sebepten dolayı kuşatma yaparken sıkıntılar yaşıyoruz efendim. Özellikle sürekli asker toplayıp tekrardan gelip Takor Kalesi'ni kuşatmaları baya baya bir can sıkıcı oluyor. Şimdi dostlarımızdan şöyle bir öneri geldi. En azından askerleri emaneten oraya koyup bütün Sturge'yi fethettikten sonra askerlerini geri alabilirsin şeklinde. Bana mantıklı bir seçenek gibi geldi. Mesela ben buraya 139 adamı bırakayım, tamam mı? Ama sorun şu. Burayı her şeye rağmen kuşatırlarsa ne yapacağım? Çünkü bu ordu orada olmasına rağmen de kuşatabilirler. Bakalım, umarım kuşatmayı biraz geciktirir deyip yavaş yavaş bir ilerleyelim. Teşekkür ederim kuzum. Mahsadan kalesini bir kuşatmayı deneyelim. Kenarda köşede bir yerde ordu toplamayı denediklerini gördüm. Umarım toplayamazlar. Ya bu arada gerçekten bizimkilerin el ayarı yok abi. Bundan bir önceki save'de... Aa, telefon niye şarj olmuyor? Bilgisayara takınca şarj olması gerekmiyor muydu? Aşkım, normalde bilgisayara takınca telefon şarj olmaz mıydı? Ordu var, 700 kişi kaleye gidiyor sağda. Görmedim. Görmedim. Şeye mi gidiyorlar gene? Takora mı gidiyorlar? İşte bahsettiğim senaryo buydu. İşte bahsettiğim senaryo buydu kanka. Bak, içeriye koyduğumuz o adamlar şu an biz oraya gitmediğimiz senaryoda vefat. Yanından 700 kişilik ordu geçti. Evet, fark ettim. Yani chatten uyardılar. Ya dediğim gibi gerçekten el ayarı yok ekibin. Yani bir şeyi ya çok yapıyorlar ya hiç yapmıyorlar. Önceden bir şehir aldığın zaman millet ayı gibi ordu bırakırdı oraya. Çok güçsüz kalırdı. Şimdi hiç bırakmıyor. Ya bir ayar paneli bir şey olsa bari. Bak, çok değil. 18 tane lord var. 18 lordun her birinden 10 tane asker alsam hiçbir sıkıntı olmayacak. Cazibeyi 300 yaparım belki diye kasıyorum da. Ama yok abi. Yani el ayarları yok. Zaynek, selamlar, hoş geldin. Tam yakaladık adamları. Tekrardan Balgard'a. Balgard'dan Mahzadan Kalesi'ne. Varçak'ı kim kuşatıyor acaba? Bir ordu buradayken bir yandan da Varçak'ı kuşatsalar şaşırmam bu arada. Bu ordu öyle bir asker alıyor ki bana hiçbir şey kalmıyor. Gene ilerleyemeyeceğimiz bir yer galiba. İyiyim vallahi sevgili Zanek, sağ olasın, sen nasılsın? Sevgili Noreyim, bu yayının ardından üyelere özel 6 bölümlük video gelecek. Tekrar mı? Abicim, siz bu kalelerden ne kadar para alıyor olabilirsiniz mesela? Yakalayabilir miyim senin birliği? Yakalayamam abi. Elleme. Elleme gitsin Takora. Elleme. Elleme, at kuşatmanı. At kuşatmanı dokunmayacağım, yürü. Gene burada çakıldık kaldık. Abi selamun aleyküm.
Bizimkiler esir alıyor bu arada, merak etmeyin. Benim bağışladığım bir iki lordla iş yürümüyor. Biz o Mahzadan'ı kuşatamayacağız, biliyorsunuz değil mi? Biz orayı kuşatamayacağız abi. Çünkü her yürüdüğümüzde 400-500 adam aynı yere doğru koşuyor olacak. Şöyle düşünün, orada en azından veteranlandı. Ve burada benim dışımda ordu yok. Diğer iki ordu zaten 300-400 kişiden oluşuyor. 300-400 kişiden oluşan o ordular Kuzey İmparatorluğu'yla uğraşıyor. Ama Kuzey İmparatorluğu'nu salıp şu Sturgia'ya bir yüklensek artık, hani bir krallığın daha fişinin çekilme vakti geldi, anladın mı? Daha bir de bizim hiç dokunmadığımız Aseray var mesela. Şu Amperal'la o kadar çok el değiştirdi ki. Hocam 941 refah diyor bak. 941. İnanılmaz. Zindanlardan kaçıp topluyorlar. Akrabaları topluyor. Darası deresi topluyor. Merhaba. Hocam yani bak, birkaç dakika lan, ne olursun ya. Birkaç dakika dursunlar bari. Şehrin içinde çok avantajlılar. Şehre dalmam. Şehirden faydalanamayacakları bir yer. Aa, bak daha adamların ordusu falan var ha. Bir tane daha toplayabilirler böyle. Allah'ım, korkunç bir sonsuz döngü. Ozan'ım, onu ayarlayacağım ya. Saat 9, 9'dan sonra video atılır mı? Atılır aslında. Şey yapacağım, bir ara bir videoları harbiden ayarlayacağım da vakit olmuyor. Korkunç bir sonsuz döngü abi, korkunç. Sonsuza kadar buradayız. Efendim sevgili My Eyes, Prime'ın avantajıyla 6. ayında. My Eyes çok teşekkür ederim, 6. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Batanyalılar savaş ilan eder. Hadi bakalım. Bu Sturge bitmeyecek kanka. Bu Sturge bitmeyecek. Efendim hocam. Orduyu yavaştan dağıtalım. Böyle olması hiç yoktan, kendi lordlarımız varken geçirmeden tutar patlatırız. Adamları salalım, biz sadece kendi lordlarımızla mı kalalım? 4 kişi. Bence de öyle yapalım ya. Çok yavaş hareket ediyoruz çünkü. Bir de Batanya geldi bu arada. Bir de Batanya ile yüzleşeceğiz, biliyorsunuz değil mi? Yan şampiyonları, okçuları, atlıları. Hayır, işin kötü yanı şu. Adamların sanalasını aldık ve sanalaya yeterince asker koymadık. Bu adamlar bu 10K refahlı şehri zorlayacaklar ama her sınırda ben varım. Adam bütün sınırları bana kilitliyor. Hocam serbestsiniz, dağılabilirsiniz. Ben de kendi ordularımı alacağım. Aseray saldırmadan ver hepsini. Aseray gelip bana dalmadan ben şey yapmaya gidiyorum abi. Bilerek biraz 10 asker fazla bıraktım ki sıkıntı olmasın.
Asaray bana dalmadan ben oraya asker yığmaya gidiyorum. Bunlar Balgard'ı alır. Takor Kalesi'ni alır. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Balgard'la Takor Kalesi'ni salıp buradan arka uçtan şeye gidiyorum. Sanalaya gidiyorum. Hocam 10.000 refahlı şehir bak. Sırf Sanal'a 4.5K para bırakıyor o kadar garnizona rağmen. Hüsnü Fulgun eksiye bakar mısın? Eksi 4.000. Garnizon ücreti. Ne tutuyoruz la biz orada? 400 tane adam. Eksi 2.000. Danistika'da 300 adam var. Onira'da 300 adam var. Varnapol'de 400 adam var. Sivir'de 320 adam var. Balgard ve Takor Kalesi'ni bağışlayacağım. Varna polisi bir dursun. Beşinci orduyu kurabiliyorum, evet. Beşinci orduyu abime kurduracağım. Abimi Sibir valiliğinden alıyorum. Abimi orduya çağırıyorum. Beşinci orduyu kurduracağım. Buralar umrum değil, umrum değil. Ben buradan hızlıca Sanala'ya. Ortiş'e, Kuyas Sanala. O da sırf erzak almak için. Çünkü bence Batanya falan da daldı. Asaray'ın da saldırması an meselesi. Aynen öyle, aynen öyle. Yani minik bir politika güncellemesiyle atıyorum herkes 10 asker bağışlamak zorunda garnizona. 10'la 10, 10. 10 hiçbir şey değil bu arada. Ya da var olan askerinin %10'u, %5'i yüzdelik olarak ayarlama kısmı olsa atıyorum %0'dan %20'ye kadar mesela en baba, anladın mı? Sanalayı aldığımda mesela derim ki askerlere ordunun %20'sini buraya garnizon olarak bırak. Bırakır adamlar, geri toplanır çünkü o askerler. Ama Takor Kalesi tekrar kuşatıldı. Hadi bakalım Boronçar, inşallah orada kurmuşsundur orduyu. Vallahi burada kurmuş. Hadi şuraları siz savunun ya. Ordulara ben emir veremiyorum da. Oo, Boronçar'ın ordusu 1100 kişi. O 1100 kişi ne kadar savaş gördü sen biliyor musun? Ey yavrum ey. Sturge'yi bitirebilirim, evet. Ama şu anda Sturge'yi bitirmektense 20 de aşkım sen onu. Ama şu an Sturge'yi bitirmektense bana deli gibi para basan Sanala şehrimi savunmada tutmayı tercih ederim. Hayatım gidip bir kavanozdaki toprağa bir elini sürter misin? İki bitkiyi cicik cicik yap. Ne yapayım? Bitkiyi cicik yap. Bitki cici, bitki cici. Denize gittiğimde kumların içine en çok sonra böyle çok meydan. Toprakta yuvarlan. Ya en güzeli. Bizimkilerin de götü kaşınıyor bak. Şey yapıp durmuyorlar. İlkeyi bir tur gömüp çıkaralım. Karımı hiçbir yere gömmüyorum çoğu. Baranım.
Ya en olmadı sucuk yapmalık at da alırız canım. Ya bizimkiler neden böyle üç cephede birden savaşma arzusunda, onu bir anlasam. Çıldırıyorlar yani. Oh. Güzel para, güzel para. Yük beygirlerinin bir kısmı, katırların bir kısmı, develer meveler sucuk yapılır. Şurada biraz da sucuk yapılır. Bunlara at eksi 21 bin. Saplama hızı, savurma hasarı. Saplama hasarı, savurma hızı. Hocam o 20K'yı size bırakmayayım da. Damasken çeliğinden bir kılıç ver bana. Şu çocuğa vereyim. Bir de bir mızrak ver bana. Mızrak falan bir şey ver. Mızrak olur. Bambu balta olur. Çiftel satırı al. Gümüş cevherinin tikini kaldır. Güzel takas. Güzel takas. Atlardan bazıları sucuk yapılmalı. Kesinlikle savaş atı değil ama. Abi 70 tane at bırakıp kalanını sucuk yapıyorum. Başka neler var? 70 tane yük beygiri var. Savaş atlarından sucuk olmayacak bu arada. Recep Bey 7. ayında. Recep Bey teşekkür ediyorum efendim. 7. ayınız kutlu olsun. Soylu bineklerinde falan iyi para var. Benim orduda yeterince asker limiti var mı? Yok. Abim ordumda mı? Abim gelmiş bile orduya. Sevgili abi. 5. orduyu al. Gel yakınıma. Sanalaya ben ne koyacağım mesela? Toplarım buralardan, koyarım ya. Senin Sabaton'daki halin bir yerlerin kaşınıyor. Ben bu Sabaton çok atarlı olurum bu arada. Setup'ı salona taşıyacağım kanka. Tertemiz. Bararım. Aha, Balgart elden gidiyor. Takoru çoktan vermişler. Ne yapıyor burada bin asker? Birbirlerine karşılıklı bakarak. Terbiyesizleşmek istemiyorum. Beni bulursan atarlanırsın. Niye balım ya? İşler falan mı yoğun? Sabaton'a çok güzel oyunlar sakladım ama. Mesela şu an seni Bannerlord sarmıyor olabilir ama. Sabaton'a güzel oyunlara başlayacağım. Develeri de sucuk yaparız canım. Şimdi ben bir tur asker toplayıp geliyorum. Kendi ordumdan adam vereceğim bol bol. Melyon Kalesi. Kime veriyorsanız verin, ben karışmıyorum. Aslında bir şey diyeceğim. Niye buraya ben tekrar tekrar geleyim ki? Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle Sanala için asker toplamayı bırakalım. Melyon Kalesi yine milletin kafasına atalım. Bütün orduyu toplayacağım. Ben dediğim gibi sonra nasıl olsa asker toplarım. Tam şu mekanın dışında. Ver bütün askerlerini. Ver bütün askerlerini. Ver bütün orduyu. Ver bütün orduyu.
Biliyorum bebeğim, biliyorum şikayetlenen biri olmadığını. Sağ olasın kardeşim benim. Ozan'ım, Ankara'ya gelirsen yayını salıp seninle beraber şey yapabiliriz. Seninle beraber bir çay içebiliriz. Aleykümselam İrfan, hoş geldin. Bizim düğün var ama düğüne denk gelir mi bilmiyorum. Bir akrabanın düğünü var. Dur bakalım, uzar mı uzamaz mı bilmiyorum da. O zaman balım niye Sabaton'da bulamayacağım seni? Şimdi şuradan bir kenti yönet. Oo, kent full artı full. Milis eğitiminden buraya 518 asker geliyor. Yemek deposu ağzına kadar dolu. Sadakati çok iyi. Abi çok iyi. Burası çok iyi. Şimdi buranın garnizonuna geleceğiz. Seviyeye göre atlı olmayan her bir neferi burayı koruması için görevlendireceğiz. Burası müthiş bir şehir. Kesinlikle. Burası müthiş abi. Ben bu arada içeri 500 askere kadar koyabileceğimizden yana taraftarım. Çok güzel bir mide krambı. Tamam. 500 asker burada. Bak, 500 asker kanka. Araya birkaç tane atlı kaynamış, salla. Ona bakmayacağım. 500 asker burada sayın hocam. 500 asker milislerde, 1000 askeri gelip alsınlar. Gelsinler bir de beni alsınlar. Gelsinler bir de beni evden alsınlar abi. Sanalaya. Reveal'dan daha az ödüyoruz Sanalaya. 1000 askere bence cesaret edemezler ya. Ne diyorsunuz? Ha, eyvallah eyvallah, sağ olasın Ozan'ım. Mustafa'cığım aynı tarife. Önce büyük abiye vereyim orduyu. Abinin ordu çok gelişmiş olacak da diğerleri çok tırt olacak. Bizim abinin savaş yetenekleri iyi değil mi? Dur ya. Bence Şalya'nın savaş yetenekleri daha iyi. Ya da Tuğrul'u iyi kastık. Tuğrul'a mı versek acaba? Tuğrul hem ticarette hem vekillikte hem diğer yeteneklerde iyi kasılmış, liderlikte falan. Ben Tuğrul'a veriyorum bu 211 adamı. Kalanını abime veriyorum. Bu kalanlar da çarçop askerler zaten ya. Bu çarçop askerleri atsam. Gerçi onlar da seviye ya, yeter alır gidiyorum, illaki. yeter artık. Hayda. Ama nereden geldi görmedim. Yazmadı. Yazmadı bir kenarda. Şu bir levelleri de Çalya'ya verdim. Artık toplaya toplaya gideriz. Dediğim gibi buraya 1000 adam koyduk ya. 1000 adamla beraber hiçbir şey olmaz. Ama yazmadı. Yayını terk ediyorum. Yeter artık. Baranım kesene bereket. Hoppa. Tamam, bence biz Sanalı'yı emniyete aldık. Artık şu aşamadan sonrası için deli divanı asker toplayabilir. Hatta ve hatta Sturge'yi bitirmek için çalışabiliriz. Ben oranın artık güvende olduğuna inanıyorum çünkü. Ama balım sen bana cevap vermedin. Sen neden burada değilsin? İşin gücün varsa tabii ona bir şey diyemem de. Gezersin, tozarsın.
Ya bin adamın bulunduğu yere ben de kimse giremez diye tahmin ediyorum da belli de olmaz şimdi. Onlar bin adamsa 2000 kişi gelirler mesela. Biz bin adamsak onlar da 2000 kişi gelir. Ama mümkün mertebe içeri kıdemli asker koydum ve 500'den de yukarı çıkabileceğimi zannetmiyorum. Umarım hedef olarak hala Lavanya'yı seçerler yani. İyiyim sevgili Feyfe, sağ olasın, sen nasılsın? Sen de iyisindir umarım, senin de keyifler yerindedir. O kulaklığı birazcık çıkarma zamanı. Kulaklığı çıkarıp acık kenara koyma ve kulakları dinlendirme zamanı. Bak yok, bir şey yok. Odaklanmalık bir şey yok. Ben bu arada bu 5 askere, bu 5 lorda 1000-1200 belki de 1300 kişilik falan bir ordu toplayabilirim ya. Yani adamları rahat bırakıp sadece kendi ordumla gezip o orduyla bile zafere koşabilirim diye düşünüyorum. Ama tabii şu an ekipte bulunan ordularla hiçbir bok yapamayız. Orası apayrı bir mesele. Özellikle Çale'ye postaladığımız adamların neredeyse hepsi sakat bile diyebilirim. Ama ne olur gelişir. Büyük orduların yanında savaşlara girersek gelişir. Şu an mesela 1000 adamımız var gibi değil de böyle yarı yarıya düşünmek lazım. Bence 500 tane kıdemli adam artı 500 çöp. 500 kıdemli 500 çöp üzerinden hesap edip hareket etmek lazım. Razih'te iyi gıda vardır. Bir Razih'i komple sömürelim. Yiyelim. İşte şehir almama kısmı şu anlık. Acaba adamlar devirdiler mi? Algarda henüz deviremediler de. Adamların eline şehir geçti mi acaba? Altı kale kanka. Kalelerini geri aldılar. Takor Kalesi'ni. Şu barış anlaşmasını kabul edin artık ya. Bir rahat bırakın Kuzey İmparatorluğunu da biz işimize odaklanalım. Tamam. Vladiv Kalesi'ne kadar gelip kim kuşatma atıyor ya? Vladiv Kalesi çok dibimiz abi. O kadar yanaşmamaları lazım. O kadar yanaşmalarına müsaade etmememiz lazım. Asker toplaya toplaya çıkıyorum buradan. Ve bence doğru bir karar aldık. Yani eyvallah, tamam. Elimizde bulunan ordularla adamları sabaha kadar oyalayabilirdik. Yani Sturge ile sürekli olarak savaşta olabilirdik. Sürekli olarak baskı kurabilirdik. Ama Aseraya'nın savaş ilanı sonucu şu an Sanala'yı tek de kaybetme riskimiz yok. Evet, hala Sanala kaybedilebilir. Hala Sanala şehri elimizden alınabilir. Ama içeride 1000 asker olduğu için biraz daha uğraşmaları, biraz daha çaba sarf etmeleri gerekir. Ve onlar uğraşıp çaba sarf ederken ben hızlıca oraya müdahale etmeye gidebilirim. Sevalayın hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dileğin için çok çok sağ ol. Ben de sana keyifli seyirler diliyorum. Sağ olasın. Şuralardan bir toplayabildiğimizi toplayalım. Abi Allah ne verdiyse. Şuradaki sığınakları falan patlatalım diyeceğim de bence sığınak patlatmaya ayıracağımız vakte hızlı hızlı savaşabiliriz. Selamlar senin yavşak enişten. Hoş geldin. Hüsnü Fulgun milisi çoksa garnizonunu azaltabiliriz. Bence azaltmayalım. Bence azaltmayalım çünkü Hüsnü Fulg da refahı yüksek bir şehir. Di. Di en son. Erzak kıtlığından önceydi bu. Erzak kıtlığının sebebi şu Hokka köyünün yağmalanması galiba. Hokka köyü baga girdi sanırım. Arkadaşlar hiç 10 refahı olan bir yer gördünüz mü? 10. Milisler falan artmıyor. Bu büyülendi burası. Buraya bir şey oldu anasını satayım. Şehrin öteki ucuna, köyün öteki ucuna bir şeyler oldu yani. Lanetlendi. Kara büyü yapıldı. Ne oldu oraya ya? Hayatımda ilk defa 10 gördüm yani. Yazıyla 10, rakamla 10. Bildiğin 10.
Dümdüz bir 10. Şimdi ordu full artı full. Yani full artı full değil. Ordu ağzına kadar dolu olabilir. Lakin kesinlikle kıdemli askerlerden oluşmuyor. Kıdemli askerlerden oluşmadığı için bizim bu doğrultuda dikkatli olmamız gerekiyor. Ayrıca aha Balgard bir tur daha kurtarıldı. Çok iyi. Sevgili Boronçar burada mücadele verirken bence biz de gidip Sturgia'nın kalan kalelerini indirebiliriz. Çok iyi. Balgard'ın inmemesi çok iyi oldu. İşte ani gelen Batanya akını bir gözleri şaşırttı. Ani gelen Batanya akını hariç her şey yolunda. Sığınaklar yüzünden bütün köylüler ölüyor olabilir. Sığınaklar köye eksi veriyor mu? Yağma yedi orası biliyorum da sığınaklar köye eksi verir mi ya? Kenarda bulunan sığınaklar. Mesela şehrin refahına değil Hokka. Hokka'daki ocaklara bakabiliyor muyum? Neden eksiliyor? Yerleşke sorunları, otlatma hakları. Temelde de artı 0.6. Buranın kendini toplaması 5-10 seri sürer hocam. Böyle 100 yıl açık bırakıp gitmem lazım bilgisayar, anladın mı? Balgard tekrar kuşatma altında. Ya şey almasın da orayı. Sturgia almasın da. Batanya alırsa da bir şey demem. Her yer sığınak dolu bu arada. Her yer. Kuzeyt'in orada sığınak olmayan yer yok ki. Her yer sığınak dolu. Birazcık adamlarımız dandik ama idare edeceğiz abi. Ne yapacağım? Varsa yemek versene. Yemek kıtlığı falan mı var? Önceden çok daha rahat yemek depolayabilirdim. Gerçi şimdi bu orduya 60 günlük yetecek yemek var yani. Birazcık da abartmayalım da. 60 gün yetecek yemek var orduya. Galya seviye atladı. Seviyeler otomatik veriliyor. Aldırış etmeyin. Ya ben politika geçirebilecek durumda olduğumu düşünmüyorum şu an. Ya otlatma haklarından eksiliyor galiba. Köyün ocak üretimi azalır. Evet, otlatma haklarını değiştirebilecek durumum yok. Avlanma hakları iyi olabilir. Erzak üretimi artar, sadakat azalır diyor. 0.2 sadakat bizi nasıl etkiler onu bilmiyorum. Bence yapılması gereken şey şu. Yapılması gereken hocam. Yönetici klanın her kent başına 100 dinar alması. Ama hayır, 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 hayır. Yerleşke sadakati azalıyor. Borçların bağışlanması ya. Artı 2 sadakat çok iş yapar da yok abi. Boşuna götüm yırtmış olurum. Geçiremiyorum abi, geçiremiyorum. Şu artı 2 geçirsem jüri tarafından yargılanma. Yok bak, jüri tarafından yargılanma yok, şey yok. Sadakatle alakalı hiçbir şey basamıyorum. Adamlar kendini kitlemiş yani. The 041 Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Sağ olasın. 121 asker mi koydunuz içeri? Okey. 80'de milis var. 200 kişi. Balgard'ı kurtarabilecek misin peki? Koltit. Umru değil. Umru değil herifin. Elindeki orduyla o kadar hızlı bir şekilde geri çıktı ki oradan. Ben bile şaşırdım ya. Hocam şöyle. Lordlarla arayı düzeltemeyiz. Çünkü affedersiniz hepsi bize tapıyor abi. Yani hepsi bize aşık, anladın mı? Bak, yüz ilişki, yüz ilişki, yüz ilişki, yüz ilişki, yüz ilişki. Bunlar paralı asker ama paralı askerlerle bile 93 ilişki.
Hani ki paralı askerler oy kullanamıyor. Bizim herkesle ilişkimiz full. Geçmeme sebebi şu. Ben kral değilim öncelikle. Hala Mançuk kral. Ve geçmemesinin bir diğer sebebi şu. Oynadığımız oyun çok basit bir oyun. Gerçekten çok basit bir oyun. Paranın düşmesi durumundaki hiçbir şeyi lordlar kabul etmiyor. Zinhar kabul etmiyorlar yani. Sıfır. İhtimal yok. Çok basit. Bir şey mi geçireceksin kanunname? Para mı düşüyor? Geçmez. Balgard'ı bu arada Sturge'ye geri aldı. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Sturge'ye yıkma hayalimiz bir tık daha askıda kaldı. Pişman mıyım? Değilim. Hiç pişman değilim. Giderim orayı geri alırım. Efendim sevgili Furkan Kaya. İmparatorluk komplosu 2000 mi olmalı demiş. Efendim şimdi şöyle, siz ana görevden ilerliyorsanız, kesenize bereket bu arada, çok teşekkür ediyorum. Ana görevden ilerliyorsanız ve ana görevinizdeki amaç imparatorluğu yıkmaksa, imparatorluğu kurmaksa ya da yıkmazsa, o barı doldurmamaya çalışıyorsunuz sayın hocam. O bar dolduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Ben size sakin sakin anlatayım. Misal veriyorum, imparatorluğu kurmaya çalışıyorsunuz diyelim. Ve imparatorluğu birleştirmeye çalışmanıza engel olan komplocular var. Eğer komplocular başarılı olursa, Sturgia, Batanya, Vlandia, bu üç devlet size savaş ilan ediyor. Ve para ödeyip barış yapamıyorsunuz. Yani hiçbir şekilde barış yapamıyorsunuz. Barış yapabilmenizin tek yolu o devletleri yenilgiye uğratmak. Sonsuz bir savaş döngüsünün içine giriyorsunuz ve bu esnada oyun ilerlemeye devam ediyor. Şöyle örneklendirelim. Diyelim ki siz Batı İmparatorluğu'nda oynuyorsunuz efendim. Batı İmparatoru olarak Batanya, Sturgia ve Vlandia ile %100 savaşmak zorundasınız. Bunun yanı sıra Aseray, Kuzeyit, Güney İmparatorluğu ve Kuzey İmparatorluğu da size savaş ilan edebilir. Yani ana görevde imparatorluğu bir araya getirmek çok büyük bir kumar. Çok zor. Gerçekten çok zor. Öyle yani. Eğer yıkmak istiyorsanız da Kuzey, Batı, Güney üçü aynı anda size saldırır. Ve onlarla da aynı şekilde. Kesinlikle barış yapamıyorsunuz. Onları bitirip yenmek zorundasınız. O yüzden o komployu erteleyebildiğiniz kadar erteleyin. Onlar ertelenirken de fetihler yapmaya çalışın. Biliyorum çok zor çünkü belli bir süreden sonra çok sık tekrara giriyor ve kıpırdayacak yeriniz olmuyor. İnanın bende öyle oldu. Bu komployu azaltacak görevler var. İşte silah teslimatını durdur, şöyle yap, böyle yap falan şeklinde. Ben onları yapmaktan normal oyunu oynayamıyordum. Kesenize bereket bu arada. Tekrardan teşekkür ediyorum desteğiniz için. Şimdi şurada bir ordu kuruluyor. Bununla beraber adamlar Balgard'ı aldı, durdu. Ben bu 1000 adamla, 1100 adamla Balgard'a geri gideceğim. Aseray savaşı ilan etti ve buradan 300 adam ilerliyor. Gelin bakalım. Evet dostlar, Sturgialılardan da barış teklifi geldi. Evet, Sturgia'yı yıkmak yalan oldu. Ben Aseray tarafına geri dönüyorum. Neyse ki akıllı bir adam olduğum için Sanalaya 1000 asker yığdım. Yürü bakayım Sanalaya. Arkadan yürü. Şu kar bölgesinden falan çıkalım. Evet abi, zinhar. Oyunda bir adım ilerleyemiyoruz. Biz bir adım atmaya çalıştığımızda oyun bizi 10 adım geri attırıyor. Oo, Ortisha isyan yedi orada. Artık Sanalay'ı geri almaktan daha büyük bir problemim var. Bizim de daha büyük bir problemimiz var. Sturgia'yı yıkamıyoruz. Sadece kendi adamlarımla 1100 kişi topladım. Şuradan bir Aseray'ın ne yaptığını izleyeceğim. Ortisha'ya da geliyor olabilir. Sanalay'a da gidiyor olabilir.
her duruma hazırlıklı olmamız ve hızlıca oraya gitmemiz lazım. Blendia bizle savaşmadı ama haritada çok fazla savaş gördü. Blendia genelde... Baksanıza zaten Blendia çok güzel bir şekilde ilerlemiş. Asaray ve Batanya ile savaştı. Allah'ım bu nasıl bir yürüyüş eksisi? Hava durumu ve orman eksisi. Hava durumu orman kar. Sizce saldırı noktaları neresi olabilir? Sanalayı geri almak isteyeceklerdir. Sanalaya belki iki ordu falan ilerleyebilirler. Tamluh olabilir ki Tamluh güzel bir yem olur. Keşke Tamluh olsa. Muhtemelen hedefleri Tamluh olabilir ya. Pek tabi Sanala için de uğraşabilirler. Vallahi oyun bile bize koca götlü diyor Baran'ım ya. Evet sevgili Ortişyalı asiler. Gıda takviyesi yapmaya geldim. Ve katırlardan sucuk yapmaya geldim. Nam nam nam. Kendi şehrime doğru bir giriyor. Ne oldu? Ne oldu hocam? 1700 adamıyla Ortişe'ye geliyordu değil mi? ...159 adam... ...komple sıfırlanmaktan iyidir. Yürü. Ortişe'deki 500 asi ile beraber... ...burayı savunmaya oynayacağım. 150 adam komple sıfırlanmaktan iyidir. 1700 adam geliyordu buraya. Ben içerideyim diye gelmekten vazgeçmiş olabilirler mi? Nereye döndü ki o? Nereye döndü ki? 1700 adamıyla. Adamın 1700 askeri var hocam. Benim ordum tırttı bu arada. Çarpışsak alamazdık. Ortişe'yi kuşatırlarsa savaş benim şehirlerime sıçramadan orada düşman ordusunu durdururum. Razih'e de gidiyor olabilirler. O da bir seçenek. Ama Razih biraz daha uzakta değil mi? Aseray şu an kimle savaşıyor? Only for me. Sadece bizde. Peki. Sanala'da 1100 adam var. Razih'i falan kuşatıyorlarsa ne yapacağız? Ne güzel, bu adamlar Ortişe'yi kuşatmaya gidiyordu ya. Razih'e falan dönerlerse yetişemeyiz. Yakınlarda Beni Zilal'den askerler var da. 3 gün mü? 2 gün mü? Abi burada tek başımızayız. Nerede o kocaman ordu ya? Garantor Kalesi'ndeymiş değil mi? Kaleden çıkıp ağzıma vuruyorlar.
Hay umurumda değil. Askerler eks kalsın istiyorum. Ha, Sanalayı kuşattılar. Abi onlar Sanalayı bırakır mı? İçeride 1000 adam var lan. Açlıktan öldürüp girmeyi deneyebilirler. Açlıktan öldürüp girmeyi deneyebilirler oraya. O da sıkıntı. 10K refahlı yeri size mi bırakacağım lan? Zuat da bir ordu topluyor. Zuat'ın ordusunu es geçtim. Beni paket etselerdi bu arada, orada kaçmak yerine savaşsaydım. Şu an yani umarım kıdemli askerlerimden çok kırpmamıştır da. Şu an burayı kurtarmaya gelemezdim rahat rahat. Ey gidi görkemli şehir ey. Save al. 1700 adamı kaç gün besleyecek erzak almış olabilir sizce? Öyle yapacağım. Asker kaybını göze alıp savunmaya katılacağım. Savunmaya yardım için içeri gireceğim. Arkadaşlar bunların elinde 455 tane süvari var. Pestil ederler bizi. 455 süvari göze alınabilecek bir rakam değil. Bizimkiler de Lavanya Kalesi'ni almış. Aman ne iyi. Aman ne iyi. Dalar mısın? Abi garnizona dayak attırsa bile. Garnizonu açlıktan kırpsa bile milisleri kırpamaz. 1000 adam biz de hadi girerken 200'ünü kaybettik diyelim. 600 milisler, 1050 de biz. Her türlü alırız fight'ı. Her türlü alırız abi. Kaç gün geçti? Hadi ya, erzağınız kalmamış olmalı. Bizimkilerin erzak stoğu tükendi. Garnizonu kırıp bir şeyler yapmayı deneyecekler. Ahmet'im tam bir Kuzey itli gibi yetişiyor. Hadi lan. Ama bizim ordu açlıktan ölmeye başladı. 50 kişi 50 kişi gidiyor. Yani birebir girişmeyi zaten maçası yemezdi. Onun yerine açlıktan öldürmeyi tercih etti. Ya öldürmüyor, yaralıyor. Dolayısıyla saldırıdan hani içeri girdiğim zaman tam şurada bekleyeceğim. Saldırdan içeri gireceğim. Saldırdı. 134 asker kaybediyorum sadece. Haydi bismillah. 1700'e 1600. Haydi bismillah abi.
Kelle almayı düşünmüyorum. Haydi baba. Barista ile koç başına vursam. Ya da bekle, kuşatma kulesine vuracağım. Aa, kuşatma kulesi devrilmek üzere. Ooo, tertemiz. İsmim Umut. 11. ayın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Au. Eğer mancınıklar vurur da o koçbaşını alırsa, hocam, korkmaktayım. Şu an kafadan 1-0 eksideler zaten. Kuşatma kulesini kaybettiler. Mancınık geliyor kafamıza galiba. O koçbaşı yıkılmayacak. Bari asker kırpayım. O koçbaşı yıkılmayacak çünkü. Adamlar ciritlerini falan yollamaya başladı. Abi. Okey. Sadece saldırabilecekleri bir merdiven ve bir kapı var. Allah rızası için merdivenleri savunun lan. Hiçbir şey yapamazlar orada. Kapıyı halledebiliyorlar mı? Kapıyı tuttular. Tertemiz. Ama sanki merdivenler kaybediliyor gibi. Delilere bak. Bizim adamlar kapıdan çıkıp oraya mı koştu? Şu oyunun yapay zekası beni öldürüyor ya. Fazla yapay. Fazla. Aşırı fazla yapay. Mancınığa ölmem çok kötü öldü ya. İlk kez mancınıkla öldüm. Evet, evet. Baranım, Evil West'i de Sabaton'a saklayalım balım ya. Çok fazla oyun saklıyorum, farkındayım da. Ha dersen ki oynayalım, yarın indireyim direkt. Ozan'ım sağ olsun yamayı falan dağıttı. Abi kafa kafaya bu arada. Bir de günün sonunda bizimkiler milis. Evil West diye bir şey bebeğim. Aylarca yalvardım oyuna. Çünkü hani... Cingar çıkarmaya mı geldin?
Abi durum kötü bu arada ya. Bu adamların orduları hala çok gelişmişse bizi mahveder. Savunan ordu olarak elimize aldık alacağız ha. Burada benim kanun muhafızları girmemiş sahaya. Ona güvenebilirim biraz. Adamlara baksana bir geliyorlar. Bir geliyorlar, pir geliyorlar abi. Ne yapıyorsunuz? Kapıyı bırakıp nereye gittiniz? İyi var, bunlar merdivenlerin orada aptalladı. Çok iyi. Merdivenlerin oraya güvende. İyi var, zekanın fazla yapay olması düşmanı da etkiliyor. Oh, şükürler olsun. 726 asker kaybettik. 726. 300'ü milisten, 96'sı garnizondan. Bence hepiniz esirsiniz abi şu saatten sonra. Şehrin içindeyim zaten. Buradan öyle bir loot çıkacak ki bu arada. Oh, şükürler olsun. Batuhan'cığım, yeni başlangıç da yapsan kendi krallığını kurduğun an herkes sana dönecek dostum ya. Ya onun ne yazık ki bir şeyi yok yani. Durdurak noktası yok. Sen ne yaparsan yap onlar sana dalacak. ...59 fidye aldık adamlara. Çok iyi. Biraz da asker topladık. Evet. Dostlar, Sanala bir şekilde savunulmayı başardı. Bombardımanda menzilli kuşatma aletlerine %-25 vurma şansı. Menzilli kuşatma aletlerine daha fazla dayanıklılık. Koçbaşlarına ve diğerlerine dayanıklılık. Menzilli askerlere %50 mühimmat kuşatmada. Bence bu önemliydi. Yandaki yetenekler otomatik dağıtılıyor bu arada, merak etmeyin. Evet sevgili dostlar, burada bir şekilde Sanalayı kurtarmayı başardık. Çok az bir miktarda ordumuz kaldı ancak şehir bizde ve güvende. Tekrardan üstümüze geleceklerdir. Sadece 12 tane lordlarını esir aldık. Dolayısıyla 13 lordlarını esir almışız. Adamların daha gücü vardır diye düşünüyorum. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese çok çok teşekkürler efendim. Benden bu videoluk, bu yayınlık bu kadar. Hemen save'lerimi alacağım. Ardından da yavaştan yayınları sonlandıracağım. Esenlikle kalın. Bye bye.